Turan Orta Sayfayı sunar. Orta Sayfa'dan herkese merhaba efendim. Haftanın ilk gününde 19 Haziran Pazartesi sizle de birlikteyiz. Bugün Kuzey Kıbrıs'ın mihenk taşlarından biri Gaziset grubunun solisti Cemal Özgürsel bizlerle birlikte olacak. Tabii ki Cemal abi yanımda. Konuşacağımız konular var. Bu bildiğiniz Fistikan, Portakal Aklı Çalım, Sevdim Seni Delice ve en önemlisi Kıbrıs'ın milli marşı Dilirga. Nasıl doğdu, ne yaptılar, bundan sonraki projeleri nelerdir, hepsini burada konuşacağız. Cemal hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim orada. İyi gördüm seni. Gömleği süper. Nasıl? Yani, hep sönmüşüm düğmede. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Vallahi hazırlıklar var. Bu Haziran ayı ve Temmuz ayının başı. Burada önemli gelişmeler var. Biraz sonra konuşacağız. Onların hazırlığı sıkı bir şekilde devam ediyor. Ama keyifli. Yani bir versen üretici, yani üreten sanatçılara destek veren birisisin. Çünkü kalıcı olmak için üretim yapmak lazım. Tabii ki. Kopi bir yere kadar. Evet. Ama işte bu yaptığımız, bu anlamda yaptığımız çalışmalar ta 80'den beri bu saydıklarında ve daha çokları bir neticeye vardı ki önce Sıla 4 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla pandemiden önce iki konser evet, vermişti. İki konser vermişti. Onlar da üretici olduğu için kalıcı şarkılar çıktı ve yakıştı, oldu. Çok güzel, başarılı oldu. Biz de öyle yapmışız Gaziset ve Cemal Hoca olarak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile 26 Haziran'da Güzelyurt'ta bir konserimiz olacak. Festival konseri. Festival konseri. Bu bir başlangıç tabii. Başka yerlerde de olacak. Ama güzel bir şey bu. Çünkü yıllarca aslında şimdiki gençlere anlatmak istiyorum ben bunu. Yıllarca biz sizin şarkılarınıza büyüdük. Sağ yani, olasınız. Nereye gitsek Fistikan, Sevdim Seni Delice, ayrıldık bile bir. Hatta gel kardeşim. Allah rahmet eylesin. Buradan da bir kez Ahmet Hanım, Hüseyin Kanatlı hocamı alalım. Allah ki onu belirteye aldığınız zaman kendisinden bu şarkıyı istek istiyordum. Ki beni bilen biri bu şarkıyı en çok isteyen kişilerden biri. Seninle bağdaşlaşmıştı. Çünkü gerçekten bu şarkıyı çok seviyordum. Tabii ki bu şarkının yaratması ve Kıbrıs'tan tamamen bu şarkının sevmesi güzel bir olay. Öyle bestele yaptınız ki zira albümlerinizde birçok şarkılar var. Bunlarla ilgili bunlar. Evet. Peki hocam şimdi aslında herkes sizi bir Gaziset biliyor. Ama sizi esas herkes Gaziören'i biliyor ama siz Cengillisiniz. Şimdi Mesarya'da kendine has bir güzelliği, bir birikimi, kalitesi olan bir bölge. Cihangir Köyü, Yonca Kavşağı'nın yanında bir eski ismi Abohor olan bir köydür. 400 yıllık Türk köyüdür. Hele 63'ten sonra da biz hep içimize diğer köylerle birlikte olduk. Orada ben Rumca bilmem ama bazı Rumca parçaları da dinlediğim zaman hoşuma giderdi. İşlerinden bir tanesi de Dillirga. Evet, bunu anlatacağım. Şimdi Dillirga Türkiye'deki birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Halit Levent başta olmak üzere. En başta o. Ki siz söylediniz. Halit Levent'in size çok katkısı oldu bu şarkıyla ilgili. Artı Ömür Gedik, artı aklıma gelen birçok sanatçı. Kıbrıs'ı sanatçı. Dur. Evet, onlar tabii ki Kıbrıs sanatçılar da. Şimdi kalacağız yine sayıda. Tabii efendim, tabii. Söyledi. Peki, Buray da. Buray da. Evet. Peki bu şarkı doğuşu aslında bildiğimiz bir Rumca, bir sözleri olan ve müziği olan bir şarkı. Folk şarkısı. Buzuk ile çalıyormuş. Siz bu şarkıyı nasıl yazdınız? Böylesine milli bir baş. Yani bunu yaratmak, çünkü biraz yıllardır, daha, ne tabii. Desek bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. kuruluş yıl dönümü. Evet. 40 yıldır bu şarkı var. Evet. Peki bu şarkıyı yazarken nasıl yazdınız hocam? Siz Cihangir'de, Gaziveren'de, Dillirga nasıl bağlaştırdınız? Çünkü kolay bir şey değil bunu yazmak. Bir birikim ister tabii. Evet. Yani bardak dolacak ve taşacak. Evet. Onun için halk türkülerinin, halk şarkılarının, halk şairlerinin şiirlerini okumak lazım. Bu da neydi? 67'den itibaren Türkiye'de Anadolu Rock. Cem Karaca, Barış Manço. Barış Manço, Erkin Koray, Fikret Kızılok ve Mazhar. Ersen'le de başlar. Sayabilirim. Evet. Bir sürü insan, grup. Dolayısıyla baktılar ki sadece İngilizce şarkılar söylemek olmaz.
O zaman bir senteze gitmemiz gerekir. Anadolu türkülerini öyleyse bas, davul, gitar, klavye koyalım. Önde de bağlama, keman olsun, klarnet olsun. Ortaya müthiş bir sound çıkar. Harmanlayıp bir harmanlamak şekilde. Lazım. Ve onların yaptığını örnek alarak neden biz de burada yapmayalım? Bu önemli bir konuydu. Onun için devamlı hep şiirler okudum. Halk ozanlarının işte bizde de lisede Aşık Veysel başkanımız. Hep onlar vardı ya, bir de Türk Dili Edebiyatı derslerimizde açıklamalı. Hep onları görürdük. Ve ondan yola çıkarak bu bir halk şarkısı olsun dedim ben. Yani 500 senedir söylenir gibisinden. Ve Dillirga'dan gece geçtim. Nasıl? İşte 200... Neden Dillirga? Dillirga'yı anlatıyor. Evet, soru evet. Güzel. Bir plak bulmuştum ben 74'te. Herkes başka şeye koşarken ben plak peşim. 45'lik miyim o sandım? 45'lik. Ama yani. İki önünde, iki arkasında. Middle evet. Gibi bir şey. Şimdi, evet, şimdi evet. Single dediğim. Evet. Ve dolayısıyla açıklaması da var. Tillir Godisa, nedir bu dedim. Altında Tillirian Woman. Evet, hem Rumca hem Türkçe. İngilizcesini turistlere sattığı zaman anlasın yani. Ama kemanla çalınmış tam bir Kıbrıs parçası. Ben de bunu 9 yaşından itibaren Kıbrıs'ın, şimdi Rumların eline geçen Cyprus Broadcasting Corporation vardı ya, oradan dinlerdik. Evet. Ve sevdiğim için niye bizden bir parça olmasın yani? Tamam, Türkiye'nin fasıllarını çalarız, oynar insanlarımız ama bizden de olsun. Türkü de çalıyordun. Benim hatırlamam Halime'm çalıyordunuz o dönemde. Çok şarkılar. Şimdi onlar da işte Anadolu'nun türkülerine, biz de Kıbrıs'ın türkülerine dönelim dedik. Sıla Dördün yaptığı gibi. Evet. Tamam mı? Baktım ki bu şarkı çok güzel. Öyleyse buna biraz özenerek söz yazmak lazım. Dillirga'dan gece geçtim. Kim geçti? Atıyla birlikte 200 sene önce Yağız bir delikanlı. Çünkü kolay değil. Otomobil benzin ister. Hatta arpasını, suyunu ister. Evet, gece vardı Dillirga köyünde, bölgesine. Artık Erenköy diyelim o bölgeye, daha oradaki köylerden birine. Suyunu içirirken, kendi de su içerken testisi omzunda köylü kızı geliyor ve o da evlerde su yok ya, çeşmeden alacaksınız. Bakışıyorlar ve badem gözlü bir. Badem de çok orada ama gözlerde badem. Yaşanmış bir hikaye. Yok, uydurdum ben. Bu yani hocam. Ama yani, yani, ben de yaşanmış ama güzel bir şey yaptım. Güzel bir, yani. Düşünebilir misin? Film gibi. Badem gözlü bir yar sevdim, kendimden geçtim. Ha, gördüm, badem gözlü bir yar gördüm. Evet. Ya, bazı arkadaşlar sevdiğimden ama ben o saat gördüğü adam. Tamam mı? Yani bir empati kurum nasıl bir şeydir. Kız da güzel. Kendimden geçirecek şekilde oldum. Yani bir şekilde etkilendim diyor. Yazdım. Dildirga'dan gece geçtim. Suyundan içtim. Badem gözlü bir yer gördüm. Kendimden geçtim. Lara zaten lara 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 la. O akar gider su çağlayan gibi, kuşlar gibi. Evet. Aslında Rumcasında kuş dilinde söylenmiş bir şarkıdır. Segeni gideriz ya biz. Bunları ceve vere vere yani galiba kuş dilinde söylerse ya annesi anlamazdı ya da Venedikliler anlamazdı. Birbirlerine iletişim yapardı bu insanlar. Onlar da Venediklilerin kötü bir idaresi altında, baskısı altındaydı ve dağlara, mağaralara sürülmüştü. Kendi aralarında kuş dilini geliştirdiler gibi gelir bana. Evet. Bu normaldir. Ve kuş dilinde, yani kuşların sesiyle söylenir o şarkı. Bizde de lara 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 öyle kabul edelim diyorum ben. Hı hı. Ve sonra Dillirga'nın tepeleri nere bakar? Denize bakar. Denize bakar. Tamam. Köy kızları saçlarına çiçekler takar. Ya oğlan takar kendine ya da kendisi gülü takıp gezer veyahut baharda ne yapar? O ip atladığımız zivi zivi, onun üzerine papatyaları, çiçekleri koyarak taç yapar. Evet. Kendi kendine prenses olur, kraliçe olur, defne falan filan diyelim bunları. Yani biraz daha tanrıçaları andırır. Ama güzel o şey yaptınız mı? Ve yıllar 40 yıl önce yazdınız değil tabii. Mi? 40 yıl önce bu şarkı birçok yabancı kişiler de söyledi bu şarkı aslında. Ona bakarsanız
DNA'sında bir güzellik var şarkının. Şarkın, İlla ki doymazsınız. 10 defa söyleyin doymazsınız. 100 defa söyleyin doyulmaz bu her şarkı. Her türlü de söylendi yani. Slow'da söylendi, akustikte söylendi, yani, rock'ta söylendi, her türlü klasikta, söylendi. Klasikte söylendi. Klasik çalacağız. Şimdi ya. Ben şeyi merak ediyorum. Tabii ki buradan bir Gazi Set bir efsane zaten. Yani tekrar da ben bilmem böyle bir projeniz varsa tüm şarkılarınızı Kıbrıs'ı sanatçıların yorumlaması için stüdyoya girerseniz o müthiş bir olay olur. O da düşüncemde vardır. Var. Çünkü Cemal Özgürsel, Hüseyin Yücelten, tabii ki Kazım Özat ve Sedat Avcan seni tabii zaten yıllarca biliyorum. Kazım'a bir zaten söylememe gerek yoktur. O bir bas gitarcı. Ton masterimizdir. O milli ton masterimizdir. Milli ton master. Abi bu Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'yla Kıbrıs'ın dilinde yıllarca işte 80'den 90'a kadar evlenen herkesin düğünlerinde çalınan o şarkılar herkesin dilinde zaten. Portakal atışalım, işte Fistikan, gel kardeşim Kıbrıs'a, Dillirga, Şeker Kız, aklıma gelenleri söylerim. Evet. Bu tür şarkılar. Peki bu şarkıyı yazdım. Şimdi böyle hep merak ediyordum. Söyle bakalım. Abi bu şarkıyı bitirdin. İlk kime söyledin? Hüseyin abi mi yoksa Kazım abi mi? Şimdi ben evde rahmetlik eşim Meral Özgürsel, onu kanserden kaybettik. Başınız Allah razı olsun. Sağ olun. Ona evde çaldım. Beğendi. Ve bir solide bir festival olmuştu. Biz de katıldık. Arkadaşlar dedim. Lefke ilk dinlettiğim o zamanın davulcusu Aygün abi. Aygün Bostanyalı. Güzel yurt gelişimde de çaldı ama o günlerde bizim davulcumuz oydu. Dedim kendisine böyle bir şarkı yaptı. Festikan'da, tersi dükkanı da dinlettim. Çok güzel bu dedi. Beğendi. Sonra biz çalıştık. Ve o soli harabelerinde ben korka korka çaldım. Rumcadır, Rum şarkısıdır diye. Tepki çekmeyelim. Tepki çekmeyelim. Halk beğendi. Hoca dediler bana hepsi, Kazım Hüseyin çok beğendi halk, bunu söyler, neydi bu? Dildirga, bayıldılar, peki, solide çalındı ilk defa. Seni o 40 yıl önceye götürüyorum, solide çaldığın şekilde abi, o Dildirga'yı ilk kez oradan dinleyin çünkü. Yani o şekilde. Şimdi hem yani bu Kıbrıs'ın mal olmuş bir şarkısı ve hem derslerde her yerde bu Dildirga, yani çocuk müziğe başlıyor, hep Dildirga ile başlıyor mesela. Okulların şey, okulların sınıflarda vardır yani. Var, her yerde var Dillirga. Evet. İşte böyle mi minörden. Dillirga'dan gece geçti, suyundan içti. Merhaba. Badem gözlü bir yer gördüm, kendimden geçtim. La 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 la. Dillirga'nın tepeleri denize bakar. Köy kızları saçlarında çiçekler takar. La 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 la. Hep birlikte. La 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 la. La 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 la. Çilek üzüm diyarısın, aslı bir yersin. Mavi dalgalar boyunca sen uzanırsın. La 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 la. Irmakların var, buzlu suyun var. Yeşilliğin mavilikle ne güzel uyar. La 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 la. Bu 3 tonda çaldın, 4 çaldın. Yani bu... Bu da biraz ayrı bir şey. Abi ama şarkının... şey yani...
Önemli olan bu şarkıyı yaratıp ve şu anda ne mutlu size ki böyle bir şarkıyı Kuzey Kıbrıs halkına armağan ettiniz ve tüm marş olarak. Ben Kuzey Kıbrıs'ın milli marşı olarak diyorum bu şarkıyı. Yani tabii İstiklal Marşı'nın yeri tartışılmaz da ama. Tabii ki milli marş bu... her yerde çalıyor. Tabii. Yani ama... özellikle Kıbrıs'ı çok iyi tanıyan sanatçılar Kıbrıs'a konser verdiği zaman sahnede mutlaka bunu söylüyorlar. Yani bunu artık bir gelenek hani getirdiler. Peki abi tabii ki bu arada 2 Temmuz'da Kıbrıs Türk Kültür Festivali İngiltere'de bir konser. İngiltere'de bizi izleyenler de var. Londra'da. Bak, Londra'da. Anfield bölgesinde. Güzel. Donkey Lane Parkı'nda her yıl yapılan Kıbrıs Türk Kültür Festivali. Yani Kültür. Orada halk danslarımız olacak. Şairler olacak. Şairler, ıslantlar olacak. İsteyen pilavına yiyecek, isteyen dönerini, şiş kebabını, şeftali kebabı. Yani el işleri falan, halk dansları, bir de sanatçılar, Kıbrıs'tan yetişen sanatçılar. Işın Karaca geliyor. Evet. O da orada büyümüş, Türkiye'de kendini ispatlamış, güzide bir sanatçımız. Eylem çıkacak, evet, o da... Evet. Kıbrıs'ta yetişti ama Londra'da. Yaşar İsmailoğlu benim kadarıyla amcam da burada şiir okuyacak. O sonra başka bildiğim... Fadıl Topaloğlu diye bir arkadaş var. Fadıl Topaloğlu da olacak orada. Ali Babutsa olacak. Kaç yıl aradan sonra İngiltere'ye gidiyorsun? Aslında güzel bir olay bu. Siz yıllarca düğün konser için Türkiye'ye gittiniz de şimdi bu bir anıdır aslında. Bu çok bir mihenk taşıdır bu. Bu şarkıları yapan grup gidiyor. Evet. Birebir kimse, o insanlar Gaziset, şu anda Dillirgay'ı yapan adamlar 83'ten sonra, tamam mı, kendi kültürümüze katkı koyan Kavran Aziz gibi, Sıla Dört gibi, Gaziset, Cemal Özgürsel şarkıları, çalışmaları gidiyoruz. Bize Kültür Dairesi Müdürü Sayın Şirin Zaferoğulları yardımcı oldu. Bravo, güzel. Turizm Bakanlığı ile birlikte. Turizm Bakanlığı bu konuda her zaman hassastır. Hassas. 4 bilet kesildi. Konaklayacağız. Birinde gidip üçünde geleceğiz. Ama pazar gün gündüz 11'den gece 8'e kadar olan o festivalde 15 bin kişiye, ki İngilizler de gelirmiş %50. Evet, nedir evet. Bu? Festival evet, merak ediyorlar zaten. Merak ediyor insanlar. Kıbrıs kültürünü merak ettiler. Evet. Tabii ki ilk uzun bir aradan sonra çıkıyorsunuz. Yani biz çok, yani 93'te Gaziset grubu dağıldı. Biz Hüseyin'le Girne'de ikili olarak çalıştık otellerde ama bu özel bir şey için, hem CSO konser için hem oradaki Londra'daki konser için bir araya geldik. Umarız ki böyle tanıtımlar için ülkemiz adına biz hazırız diyoruz. Evet. Yıllardan sonra beyaz saçlarımızla ve o kıdemimizle gidip o lezzeti vermek. Yani ülkeyi tanıtma böyle olur biraz daha. Peki Cemal, bir şey söyleyeyim, seni geçmişe götüreyim. Evet. Tabii ki bu grup içindeki böyle her gün şarkı çıkmıyordu. Şimdi fast food şarkıları böyle günlük ya, bir şekilde. İnanılmaz. Siz o yıllarda zaten bir grup kurduydunuz. Tabii ki kendi bestenize kattınız işinci. Evet. Beste yazdım. Peki zor değil mi? Şimdiki kıyaslamak gerekirse sizin yıllar mı daha iyiydi yoksa şimdikiler mi daha iyi? O zaman daha duygusaldık. Evet. Bütün dünya hele 60'lı yıllarda daha romantik, daha gönülden, daha duygusal, naifti insanlar. Yeşilçam'a bakın, evet. O filmlerde anlarsınız, dünya öyleydi. Sonra bilgisayar çıkınca makineleşmeye başladık. Kolaya kaçma, yaşam tarzları değişti, bireyselleşme oldu falan filan. Ona göre, yükselen değerlere göre siz sanat üretirsiniz. Evet. Yalnız müzik değil, hepsi böyle. Hepsi böyle. Sineması da, tiyatrosu da. Ama ben diyorum ki o zaman daha güzeldi. Benim de elimden gelmez şimdi oturayım, beste yapayım. Çünkü o masumiyet o zaman... Yani o hava... O yok, o kadar. Mesela bazen izliyoruz, mesela siz Kuzey Kıbrıs halkına da rock'n'roll sevdiren insansınız. Şeker Kız şarkısı. Severdiler de bir örnek de ben yapayım dedim. Tamam abi de yani. İster istemez rock and roll yıllarda çok meşhurdu. Rock müzikte. Elvis'ciydi herkes. Elvis'ciydi herkes. Ya, evet. Tom Jones, Elvis. Ne güzeldi ama ha. O, herhalde o şarkıları dinliyoruz aslında. O yüzden mi çekiyoruz aslında. Yani, tekrar geri gelir mi? Şarkılar geri geliyor ama böyle sanatçıya gelmez diye düşünürüm. Şarkıları cover yaparlar baştan. Evet. Halka sunarlar. Ha buydu, tamam. Ama genç gene bildiği yolda gider ha. Yani
dövmesiyle, ne bileyim yaşam tarzıyla, metal müziğiyle, başka filmler var işin içinde. Dıbıdıs dıbıdıs dediğimiz o disco şeyleri. Tekno tarzı. Tekno. Tekno tarzı. Bir ara sen de kaptırdıydın kendini. Ben tekno severim ya. Tekno ama güzeldir ama ha bak. Yani hiçbir şey unutmak istersen iş yorgunluğunu bir diskoya git. Meşhur DJ'lerimiz vardır. Git onların önünde. Sağlık kalp. Peki Sayın Hocam şimdi siz herkes sizinle. Sizin genç nesilden dinlediğiniz kimler var? Mesela bu iyi bir ses dediğiniz veya yeni neslinde Kıbrıslı için konuşuyorum. Mesela kimle? Bir düet olsa kimle yapmak isterdiniz? Ben mesela tabii vokal, solist ben değilim Hüseyin'dir. Ben vokalde ama bir Fikri Karayel'le bizim şarkılarımızı. Şimdi herkesin ismini de söylemek lazım ama yani ilk o ses kalitesi olarak bir Eril Canbaz'la değil mi? Kızlardan bizim İnci Moreket. Yani öyle 4-8 kişiyi düşünürsem söyleteyim. Bu seviyedeki çocuklarla, gençlerle. Çetin Keskin'e var grup frekans. Eskilerden de yani gelsin bir Arif Edizer söylesin. Yani Arif abi Yücelsen. Buradan daha sevgilimi olur kendisine. Tabii. Yine eskilerden. Yani Kurultay gelsin söylesin birlikte. Yani o hem o nesli hem yeni nesli evet, 16 kişi bir koro ulaştı. Not alalım. Gazi Set'in tüm albümlerinden olacak olan bir yeni şarkılar albümünde. Tabii. Ya da 40. özel bir albüm de yapabilirsiniz. Olur. Olur. Bu güzel olup Arif Edizer, Eril Canbaz, Fikri Karayel. Daha da genç nesiller. Vallahi ben de şimdi söylerim bir tane. Yemin ederim hocam, söylerim yani. Şimdi sizin Haluk Levent'i de getiririz. Beraber söylüyoruz. Şimdi o biliyorsun sizin, ya. O sizin zaten birçok şarkınızı söyledi. Peki hep tabii ki bir taraftan dinleyici, fistikan, gel kardeşim Kıbrıs'a mesela portakal atışalım. Yes. Bu şarkının doğuşu da farklı bir hikayesi olması gerektiğini evet düşünüyorum. Çünkü o da ilginç. O da ilginç. Portakal semerek yediğimiz bir meyve. Tabii ki soyardıkta insancıkla yapardık. Evet, güzel yutun C vitamini. Evet. İlk zamanlar Maraş'taymış ha. Yani evet. Tuzlandı diye turizme geçti Rum o zaman. Yoksa Maraş portakalı her biri bu ananas kadar. Evet. Ve meşhurdu 30'lu 40'lı yıllarda. Sonra tuzlandı. Bizim de tehlike var ya şimdi. Dolayısıyla ben öğretmen, askerlik bitti, öğretmen olacağız. Bizi ya Karpaz'a verecekler ama her yer vatandır ha. Evet. Yani şey yaptığım için değil. Varsın uzak olsun o yerleri görelim. Ama beni Batı'ya verdiler. Lefke'de bir lojmana, öğretmen lojmanı. Hem İstiklal İlkokulu hem Gazi Lisesi hem Özgürlük İlkokulu'nda görev yapacaksın. İlk gece gittim Orhan. 5'te Nisan çiçeklerin açtığı, aromanın böyle cennet gibi yay olduğu. O daha başka bir yer. Aman gecede daha da tüter. Sular da şırıl şırıl akar Lefke'nin barajdan gelen bahçe suları. Uyuyamadım, aldım gitarı. Rahmetlik Oğuz Yorgancıoğlu'na bir kitabını bulmuştum ben bir kitapçıda. Kıbrıs Türk kültür üzerine yaptığı tez Ankara'da okurken dediler ki sen de kendi ülkenin tezlerini yap. Bir sürü meseleler, efsaneler, maniler içinde baktım ki portakal atışalım. Portakal gözümün önünde. 4 tane de mani kitapta. Hadi hocam. Ne yapacaksın? Çok zor bir parça yapma. İlkokul çocuklar, ortaokul çocukları da söylesin. Evet. Eski türküler gibi. Re, la, do, la aralığında. Re, 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 la, la, la. Sol, sol, fa, sol, la, la, la. Çocuk da söyler. Nene de söyler. Nene de söyler, amca da söyler. Herkes söyler. Ne olacak? Portakal atışma. Ha İspanya'da portakalları sokakla. Onda da var portakal ama başka evet türlü bir ritüelleri var. Tatlı bir kültürü var. Orada ezerler portakalları. Kokusu çıksın. Yani biz o kadar çok üretiriz ki gerekirse domatesi, portakalı yola da dökeriz. Her tarafa rayhası yayılsın. Bizde de karşılıklı top atışır gibi. Portakala topu yok çocuğun, portakala atışır. Kolay mıydı o zaman? Şimdi her türlü oyuncak var çocuklarda ama onu atışma, beraber kapışalım. Yani kapışma, kavga etme değil, kapacağız. Ya birbirinize portakal şey yapalım. Bu top gibi. Sen oradan gel ben buradan Kıbrıs'ta buluşalım. Demek ki
Anadolu'da ya da başka bir yerde sevgilisi vardı ki bu gelecekte buluşacak. Hangi dede yazdıysa bunu veyahut kadın. Anonimdir bunlar. Evet. Ben yazmadım sözlerini portakal atışalımın ama atalarımız da çok sevgi dolu güzel insanlarmış. Ama bu şarkı öyle bir yaptınız ki herkesin dilinde. Tuttu. İşte bileceksin. Yani diyelim ki senin programların için tutulur. Ha spontane bile yapsan gene beğenilir. Çünkü bir birikimden başlarsın sormaya, samimisin, gönüldensin, insanı, gelen insanı yüceltirsin. Bunlar önemli. Ne yapacağım ben o zaman? Bu tatta yapacağım. Bu türkü tadı budur. Kebap tadı budur. Ama Fransız lokantasına gittiğinde orada başka bir tat var ama bizimle alakalı Fransız, değil. Fransız kültürü var. Bu bizim kültürümüz olacak ki benzesin. Yani diğerlerine benzeteceksin. Maya tutacak. Peki hocam bu şarkı Allah rahmet eylesin yenge mi söyledin? Yine olsa Hüseyin abi mi aldın? Sınıfta söyledim. Sınıfta. Sınıfta bayıldılar. Alalım mı kısa? Alalım. Re minördü parça. Tamam. Yani... Beraber kapışalım, portakal atışalım, beraber kapışalım. Sen oradan gel ben buradan, Kıbrıs'ta buluşalım. Sen oradan gel ben buradan, Kıbrıs'ta buluşalım. Portakal dallarında, Kıbrıs'ın bağlarında. Portakal dallarında, Kıbrıs'ın bağlarında. Dilerim can vereyim o yarın kollarında. Dilerim can vereyim o yarın kollarında. Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin asını. Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin asını. O kız benim olacak, ben gördüm rüyasını. O kız benim olacak, ben gördüm rüyasını. Hadi! La 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 la. Portakal soyulur mu? Tadına doyulur mu? Portakal soyulur mu? Tadına doyulur mu? Bir kerecik sarmayla kolların yorulur mu? Bir kerecik sarmayla kolların yorulur mu? Portakalın filisi evde yoktur birisi. Portakalın filisi evde yoktur birisi. Gel yarim sarılalım, getirsinler polisi. Gel yarim sarılalım, getirsinler polisi. Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin asını. Kıbrıs'ın meyvasını, güzellerin asını. O kız benim olacak, ben gördüm rüyasını. O kız benim olacak, ben gördüm rüyasını. La 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 la. Öyle bir bağlandı ki biraz kırılana gittik yani hocam. Enerji de olsun böyle orada. Ama güzel bir şarkı. Evet, evet. Ama geri yardım sarılalım getirsinler polisi. Nestes olsun yani. Nestes olsun yani eyvallah sen artık bu. Demirel ne derdi? Nestes olsun nasıl olsa olsun. Dindindir bugün. Güzel bir ilaç. Yani biraz daha olsun ya. Haçana bile. Hocam. Yaşları olduysa erdiyse. Evet. Yani ne olacak yani. Kız ister oğlan ister aileler. Gel ya sarılın. Tabii ki güzel şarkılar var. Peki yeni beste var mı hocam? Yani böyle arşivde duranları evet, çıkarmak istedim. Evet, notaya çektim. Son 5 yıldır yaptık. Bir sürü yaptım. En az 50 tane pandemiden daha. Pandemiden dolayı evdeydiniz. Evdeydim. Ondan önce de başladım. Oturdum. Yine aynı mantıkla. Kıbrıs'ta sanki 200 yıl önce, 100 yıl önce araçların olmadığı atlarla... Giden arkadaş, tamam mı? Gel sana ben de o alayım ey yarim. Sana ben de o yakışır. Dur şehre gideyim. Bir tane söyle, bir şansın var mı?
Yoksa ilk sıfır olsun. Hepsi notadadır. Notadadır. Çalışayım da geleyim bu tamam, defa. Bu defa tamam. Okey bu şekilde. İlginç gelecek sana çok onlar da. Bence yine böyle bu? Bir herkesin dilinde olacak olan bir şarkı. Aslında bu Sevdim Seni Delice şarkısı gibi çok da popüler olacak olan bir şarkı. Bu şarkıyı çünkü çok kişi okumak istedi. Kıbrıslılardan son Hüseyin abiyle Kuzey Tarık okudu bildiğim kadarıyla. Tarık istedi bir gün de Hüseyin'i de çağırdı ki yani Tarık'la bağlantı kurmuşsun. Güzel oldu. Güzel oldu ve ikisi de sevdiğim insanlar. Tarık da kendine has bir şekilde söyledi ama duygulu bir çocuktu yani. Kuzey. Çok iyi besteledi var. Tarık'ımız bizim. Evet çok iyi besteledi var. Duygulu çocuktur ve kendine göre yorumladı. Ben onun duygusunu anlıyorum yani o şarkıda. Ve kendi istedi. Bir vardır gel oku kardeş bizim bu şarkıyı falan dersin. Burun kıvırır kaçar. Bu kendi istiyor. Yıllar önce de Göksel Gonca okudu bu şarkıyı. Göksel de istedi. Göksel de ama sonra ama. Bilmiyorum neden müziği bıraktı ama o da istedi da verdim. Yani ben 93'ten beri MESAM üyesiyim. Evet. Benim bir sıkıntım yok yani. Kim isterse tabii. Bedava veririm. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Bu Deli Galata abi ki sözleri siz yazdınız. Bu sadece şarkıyı okuyan sanatçımdan dolayı mı para kazanıyorsunuz? Yoksa yok sözden. Sözden para kazanıyorsunuz. Tabii. Peki şunu söyleyeyim. Atıyorum Funda abi bu şarkıyı albümüne koydu. İlk şahıs. Ha. İlk şahıs. Kim ise. Peki radyolarda çalın, Türkiye'de çalındığı zaman veya televizyonlarda söylendiği zaman. Çünkü bildiğiniz kadar O Ses Türkiye'de Kıbrıs'a katıldığı zaman Dilligan şarkısına yorumladı. İsminiz geçti orada. İzin isterler. İzin isterler. Oradan para kazanma var mı yoksa sadece besteyi aldığı zaman? Bestede %90'dır Orhan. Yani YouTube'larda, iPhone'lar, iTunes'larda. Evet. Yanlış bir şey söylemeyelim. Spotify, iTunes. Evet. Doğru söylüyorum. iPhone'da var yani. Instagram üzerinde var sizin. O dolayısıyla nedir mesele? O bir sisteme oturuyor dijitaller. Dijital evet. Platformları hep biz yaptık. Ama MESAM üzerinden gider. Mesela diyelim ki bir filmde bir zamanlar Kıbrıs'ta mesela yapımcı aradı menajeri ve biz bunu okumak isteriz. Ben de dedim Kıbrıs ağzıyla okuyun ve üstteki lit çalacak olan keman olsun. Kemal evet. Naruka. Evet. Biraz da ut. Kıbrıs, ama o keman ha Kıbrıs, keman Kıbrıs, adam yüzünü dinle. Bu evet. Dolayısıyla öyle yaptılar. Daha sonra işte Göknur istedi ona 10 sene önce. Gramofon ne bir grup seslendi. Tabii yani iyi de yaptılar ha benim çok kontrolümde. Bir takım işte şu oldu bu oldu diziyle ilgili kaldırıldı ama. Ya bence Kuzey Kıbrıs'ın tanıtım için iyi bir şeydi. Tanıtım iyiydi ya yani öyle veya böyle. Şimdi Zünç fazla detaylara takılırsan esas gaye Kıbrıs'ı tanı, Kıbrıs Türk'ünü tanıtmak. Öyle veya böyle o şarkılar duyuldu mu? Hocam hem Dilliga hem de Fisikan. Tabii. İkisi birlikte ikisi güzel birlikte. Bir var. Yani orada kaldı işte ama benim kontrolümde oluyor. Biri istediği zaman lütfen Haluk Levent tabii kendi tarzında okuyacaktı da bizim ağzımızda bir kerecik sarmayla golların yorulur mu de yani onu. Çünkü yeni bir parça değil ki yani yıllar. Karadenizli işte oy trapizon trapizon şimdi oy trapzon trapzon dersen o trapizon diyeceksin evet. Orada. Evet. Git çalış. Oğlanın şivesiyle. Tabii sen okuyacaksın. Ya çağır bir Kıbrıslı Türk okusun ya da Karadenizli'nin bul. Volkan Konak gibi. O sana yapısı. Şimdi 40 yıl önce geriye. Fındık diyecek adam ya fındık dersen gidersen döverler de adamı. Şimdi hocam 40 yıl önce geriye gidecek olursak tabii ki ben o yıllarda 8-9 yaşındayım. Mustafa Esenyer var. İsaatte olsun. Ya arkadaşımızdır. Esenyer'le grubun solisti. Selamlar. Bir taraftan evde o şarkıları çalarken yani izliyorduk. Esenyer abiyle buradan sevgi vermiyorum. Diğer taraftan aynen. İşte Gaziantep'de ailem var çoğu. Oraya gidiyorduk. Sizi dinlerdim. Ya. Tabii ki bir de Hüseyin Behçet var. Grup Halkalar. Hüseyin abi. Grup Halkalar. Ne güzel solistiydi o. Çok hepsi, çok. Hepsi çok tatlı arkadaşlar. Bana şu an nerede isterse olsun Halimem şarkısı, türkü şarkısını duyduğum zaman bana aklıma Hüseyin Behçet geliyor. Evet. Arkadaşları. Grup Halkalar. Halkalar. Osman abi, Hüseyin abi, Hüseyin Salah abi. Hangi köydü? Polemitya mıydı? Yok. Piskoblu'nun. Piskoblu'lular Piskoblu. Onlar. Ama Piskobu'da bir kısa bir süre sağda kelebekler grubu vardı Piskobu'da. Ben onları yaşamadım ama atalarımızdan duyduğumuz. Hı. Ama çok miyek taşları gruplar vardı o yıllarda. Evet. O bölge de tamamdı hocam. Müzik deyince aklımıza güzel gelir. SOS'dir, güzel gelişimdir, gazi settir. Omorfo sound. Omorfo sound.
Çok sağ olsun, sürenizin sonuna geldik bu arada. Tamam. Hocam iyi niyetinde gelin. Sonra ne söylemek istersin? Ben işte 26 Haziran'da Güzel Yurt Portakal Festivali'nin 3. gecesi. Evet. CSO dediğimiz, yani halkımıza söyleyeyim, Cumhurbaşkanı'nın himayesinde çalışan 30 kişilik bir klasik müzik ekibidir bu. Hı-hı. Nitelikli insanların, herkese de eşlik etmezler yani. Evet. Bize de bu üretimimizden dolayı Sıla 4'den sonra bizim de bir konserimiz oluyor. Çalışmalar sürüyor. Saat 9'da. Yalnız o amficik biraz küçüktür. Amfi neden var. Meydan almadı başkan? Işık ister, ses ister başta. O zaman eski yere gitsin. Eski o da sesi. Olmaz. O da olmaz. Işık ses sistemi var orada diye. Biz oradan sayacak mı oraya? Dışarıdan dinleyecek gelemeyende. Evet. Tabii ki 26 Haziran Pazartesi Güzel Yurt Amfiteyatro diyoruz. Gazisset ve Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası birlikte Gazisset şarkılarını. Gazisset şarkıları. Ben akşam oradayım. Herkes Kuzey Kıbrıs'tan kim varsa duyanlara duymana söylesin. Tamam. Çok teşekkür ederim bir kez daha hocam. Renk kattın güzel. Biraz geçmişe gittik. Günümüzü konuştuk. Çok memnun oldum. Ben bu defa Hüseyin abiyle birlikte seni alacağım. Al. Esas solist o. Evet. Yani benim sesime bakmayın. Ama güzel de yorumladın ama. İlk ses var abi sende. Direkt çıkan kişi ben mutlaka tabii. Mutlaka o yıllarda o orkestrada ork çalan soliste eşlik ederdi. Gitar. Evet. Çok teşekkürler bir kez daha. Evet efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.